Köy TV izleyicileri, şimdi derneğimizin buradaki cuma günleri mezat ihale günlerimiz. Burada mezatta ihalede kuşun fazla olan arkadaşlarımız, ihtiyacı olan arkadaşlarımız kuşlarını getirip burada açık artırmayla satıyoruz. Ve her cuma böyle toplanıp, uzun zamandır bir araya gelemiyoruz yaz olduğu için, toplanıp bir arkadaşlarla hep beraber istişare yapıyoruz. Bu toplantıların amacı arkadaşların sıkıntılarını, dertlerini hep beraber bir yerde çözüm. Derneğimizin zaten kuruluş amacı böyleydi. İlk kurulduğumuzda biz bu amaç için kurduk. Birileri bir araya toplayıp, birlik beraberlik, güzel kuşları sohbet edip, güzel kuşları bulabilmek için. Biz yıllar önce, 30 yıl önce ben bu işe başladım. Şimdi federasyon olduk. Türkiye Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu'yuz. Bu sayede değişik festivaller düzenliyoruz, yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalarla iyi kuşu, gerçek oynayan kuşları hakkını vererek biz bunları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu şu andaki arkadaşlarımız ve toplanan arkadaşlarımız cuma günü, mezat günü olduğu için ihale usulü kuş satıyoruz ve bir kısımda sohbet ediyoruz. Çok eski kuşçu abilerimiz var, yeni kuşçu abilerimiz var, eski şampiyonlar hep buradalar. Sağ olsunlar, bugün geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Onun için şimdi bu arkadaşların hepsi işare yaparak bir sohbet yapıp sonra da ihalemizi başlayacağız. İhaleye güç getiren arkadaşların kuşlarını toplayıp hep beraber satmaya çalışacağız. Şimdi yıllardır tanıdığım Remzi abimiz bu işin müdahini, yıllarını vermiş, bu işi hiç ayrılmamış, bu işi hiç bırakmamış. Sağ olsun bugünümüzde bile gelip bizi bugün de yalnız bırakmadı. Çok sevdiğim bir abimdir, babam gibi, amcam gibi sevdiğim bir abimdir. Kendisine burada bir şeyler kuş hakkında Remzi abim, böyle anlatmak isteyeceğin, bu gençlerin örnek olabileceği eski sohbet, eski kuşçu abilerimizi biz dinlerken bayılırdık ya. Ağız açık dinlerdik ki bizi kovmasınlar diye. Yani bu saygı, sevgi çemberinin var mı diyeceğin kuşçu arkadaşlarımız Remzi abi. Buyur abi. Şimdi kuş tabii iyi neslini bulmak için senelerdir uğraşıyoruz. Bunun daha iyiye gitmesi için mücadele ediyoruz. Fakat kuşu uçurmayınca iyi kuşun meydana çıkması mümkün değil. Uçurup bunu takip edip iyisini, en iyisini beslemeye gayret ediyoruz. Evet. Onun için gerçekten arkadaşlarımız hepsinde hayvan sevgisi var. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Onun için gençlere diyeceğim bir şey var mı abi? Gençlere saygıyı, sevgi, eski günleri, eski günlerdeki evet. Sevgi. Büyüklerimiz konuşurdu. Küçüklerimiz bundan tecrübe kazanırdı. Daha iyi kuş beslemek için mücadele ederlerdi. Şimdi tavsiyem birbirlerine saygı, sevgi göstermeleri, daha iyiye, daha mücadele etmelerini tavsiye ederim. Ve birbirlerinin kuşlarını kötülememeyi, evet. İyi kuşa saygı duymayı değil mi tabii, abi? Eskiden tabii. Bir adam kuş uçurduğu zaman herkes yorumunu ona göre dengeli yapardı. Doğru. Şimdi görmeden adam kuşu görmemiş, hiç bilmiyor, kapısını bilmiyor, tanımıyor adamı, kuş mu? Bunlara da çok önemli olduğunu, eskiden bunlar yoktu. Çünkü evet. Yapana kızardınız siz. Ne yapıyorsun oturan yani? Evet. En iyisi kuş havada, balık tavada derler. Doğru. Değil mi? Ha. Evet, evet. Onun için kuşu havada seyretmek en iyisi. Meydana çıkartmak için tavsiye ederim yani şahsen. Teşekkür ederim. Var mı bir şey diyeceğin abi? Yok. Arkadaşlar şimdi bir de bu işin profesör bir arkadaşımız içimizde. Arap Tuncay bu işi çok bilimli, bilimsel yapar. Buyur arkadaşım, senin diyeceğin kuş hakkında, kuşlara tavsiye. Öncelikle teşekkür ediyorum Aydın Ataman'a, Köy TV'ye. Şimdi sorulan bir soruya cevap vermek isterim. Varsa bir sorunuz ona göre cevap vereyim. Şimdi sen kuş hakkındaki görüşlerini anlat. Sorun olmaz. Soru şimdi kuşçuluktaki kuş, durum ne yapmak istiyorsun? İdealinde yarışmadaki. Kuşçuluktaki durum şu. İyi eğitmen, iyi uçurucu kuşu eğitir, kuşu oynatır. Eğer eğitmenlik ruhu yoksa, kuşta sabrı yoksa tamamen kuşmuş oynatamaz. Bu işin ilacı sabır, yer, eğitmenlik ruhuna sahip olmak. Yani bu da neyin göstergesi?
hayvanı seveceksiniz. Hayvanı sevmezseniz, üzerseniz hayvan da sizi üzer. Onun için benim arkadaşlarıma, kardeşlerime söyleyeyim. Nasıl hayvanı üzersiniz anlamadık. Hayvana yani ne yapmak lazım? Eziyet, eziyet etmek, uçururken eziyet etmek farklı bir şey. Onu bir de gününde, zamanında, saatinde uçurmak farklı bir şey. Tabii bu tamamen eğitmenlikle alakalı. Kuşu eğiten her arkadaş kuşu oynatır. Teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara. Evet, eski şampiyonlardan Sayın Kenan arkadaşımız, Kenan Koca arkadaşımız da iyi bir kuşçu. Eski kuşçulardan. Bu işe gönül vermiş, güvercin sevdalısı. Devamlı kuştan yana olan bir arkadaşımız. Buyur Kenan kardeşim. Teşekkür ederim Aydın abi. Aydın abi bu işe gönül veren bizim başkanımız sağ olsun her türlü organizasyonu yapıyor. Bana göre bu kuş, oyun kuşunda üç şey çok önemli. Bir, kuş malzeme, bu elimizdeki kuşumuz çok iyi nesil, sağlam bir kuş olacak. İkincisi, yerimiz iyi olacak. Üçüncüsü zamanımız olacak. Yani zaman olmazsa, bu üç faktör bir arada olmazsa kuş oynatmak zor iş yani. Bir de arkadaşlar şöyle bakıyorum, kuş oynatıyor adam, bir direk oynatsa saygı duyan yok yani şimdi. Aa, bu böyle çocuk kuşu, bebek kuşu falan gibi şeylere giriliyor. Yani bu iş gerçekten zor bir iş. Yani kuş oynatmak, yani bir ortaya çıkarmak, bir şey yapmak, emeğe saygı duymak lazım. Ama maalesef şimdi biraz İnsanlar ranta geçti. Bu maddi anlamda para hemen oynatayım, satayım falan işlerine girmeye başladılar. Biraz da ondan dolayı biraz kuş nesli bayağı bir şey yaptı. Yani kuşçuluk geriledi yani. Eskilerden tabii daha iyi kuşlar vardı. Arıyoruz şimdi o kuşları. Şimdi eski kuşları bazı arkadaşlar beğenmiyor ama fazla uzun oynamıyordu. Ama uzun vadeli oynuyordu. 3 yıl, 5 yıl oynuyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bir ay havada tutabiliyorsa kuşu ne mutlu. Şimdi Kenan arkadaşım, şimdi eskiden kuşlar 3 yıl 5 yıl oynuyordu, oynatılıyordu, evet. Satılmıyordu. Şimdi iyi bir oynayan kuşu mutlaka bir alıcı çıkıyor. İşte bu. Uçuran arkadaşımız genelde maddi durumu zayıf olduğu için dayanamıyor paraya, satmak zorunda kalıyor, ihtiyaç gidermek zorunda kalıyor. Yani iyi kuşların 3-5 yıl oynatılmama durumu buna bence bağlıyorum. Büyük bir ihtimal ihtiyaçtan dolayı satılıyor mesela. Güzel bir kuş bir garibanın birinde oynarsa mutlaka zengin bir defesine çöküyor. Papağan gibi, baykuş gibi alıyor, kuşu paraya tav edip alıyor. İyi kuşların yani 2-3 yıl ayakta kalmamasının nedeni büyük bir ihtimal ben buna bağlıyorum. Ondan dolayı da tabii %70-80 böyle. Evet. Durdurulmuyor, alınıyor, satılıyor. Ama her şeyden önce dediğim gibi yani bu iş gerçekten zor bir iş. Öyle masada oturup da 5 dakikada bunun anlatması çok kolay arkadaşlar. Yani hemen şu kuşu 5 dakikada yani yerden yere vurmak çok kolay. Ama o insan o kuşu emek veriyor, o hale getirmek için aylar uğraşıyor. Ama emeğe lütfen biraz saygı duyalım artık. O çok yani önemli. Uçurana başarı gösterene, birinci olana, ikinci olana, üçüncü olana, beşinci olana bile hatta kupaya kuş kaldıran adamı bile tebrik etmek lazım arkadaşlar. Çok kolay değil. Gelin bende kuş oynuyor demek. Aynen, gelin seyirciyi çağırmak. Böyle çok zor bir iş bu iş. Yani hiç hayvancılığın en zor olan şeysi bu güvercin. Çünkü günü günü tutmuyor. Havaya kalktı mı iki kanat bir kuyruk der eskiler. Bu da başına buydu. Onun için uçuran arkadaşlara saygı gösterelim lütfen. Uçuran arkadaşlara saygılı olun. Şu derece yapanlara saygılı olun. Kuş muydu? Kuş değildi diye emeğe saygı olun dediği gibi. Lütfen hepinizden bunu istiyoruz. Zaten o uçuran arkadaşın kuşu zaten bir hata yaptığı zaman o zaten mahcup oluyor. Yerin dibine geçiyor. Bir de buna eleştirmeye, şey yapmaya hiç gerek yok yani. Evet. Lütfen arkadaşlar, benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, en büyük kupalardan bir kupayı kazanan Ramazan Aba arkadaşımız, bankacı Ramazan Aba arkadaşımıza söz verelim. Ramazan Bey, uzun süredir sahalarda yoksunuz. Şimdi fazla sallama o kırılır. Fazla sahalarda yoksunuz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yarışmada ne bekliyorsunuz? Ne beklentilerim var? Buyurun. De sizin öncelikle derim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kuşçulardan istediğin bir şey. Şimdi Türkiye'nin başkenti Ankara. Evet. Oyun kuşunun başkenti de Ankara. Evet. Burada herkes bir fikir olsun. Burada bir fikir olalım. Ha, sizin dediğiniz gibi Aydın Bey, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Tamamen maddiye döndü. Adam kuşunu uçuruyor. Daha 15 gün kuş hedefe gelmeden ben bunu nasıl satarım derdine düştü. Ya o da hayat şartları biraz... Hayat şartları ağır olabilir. Benim yani ona bir şey dediğim yok ama. Kimsenin... Ama kimsenin de kimseye... Kimsenin kimseye... Ne yapıyor abi burada? Sıkıntılar çıkıyor. Abi. Büyük sıkıntılar çıkıyor şimdi. Burada sadece şimdi bir furya almış. Ben şimdi Facebook'tan çoğu takip ediyorum. Diyorlar ki bir takkalı furyası aldı başına gitti. Bizim taklacı performans kuşumuzu normal bir demkeşte kırıyorlar.
Şimdi biz bırakalım şeyi de 5 yıl sonra 10 yıl sonra taklatan kuşu nerede bulacağız? Kim ne damızlık saklıyor? Onu tartışalım. Bunun iyisi kimde değil. Şimdi arkadaş sen güzelsin. Kırılıyor. Artık o bizim, biz taklacı oyun kuşunun peşindeyiz. Diğer arkadaşlar yerde, şabap, havada, onların ayrı bir piyasko pazarı var. Biz onlara karışmıyoruz. Biz sadece oyun kuşlarında kuşçu arkadaşların nasıl tavsiye edersin? Neler, ne yapabilirler? Daha iyi kuşa nasıl ulaşabilirler? Sen çünkü bir şampiyonsun. Şampiyon nasıl oldun? Şimdi ekmeği bile ağzına aldığın zaman çinlemeden yutamıyorsun abi. Tabii. Her şeyden önce abi bir emek lazım. Evet. Herkes bir emek verecek. Karşılığını zaten alır. Bunu yok, bunun kuşu iyi, bunun şöyle, böyle, bunlar değil abi. Uçuran kazanır. Yani kimseden ben geldim Aydın abiden kuş aldım. Şundan aldım, bundan aldım da olmuyor bu işler. Yani ne, uçuracağım kazanacağım. Sen fikiriz kuş, uçuran, kuşu bulur. Sen biraz önce ne dedin abi? Şampiyonu. Balık tavada, oyun kuşu havada. Aynen öyle. Temsilde hata olur, oyun kuşunda hata olmaz. Bizim yani tavsip edeceğimiz şeylerden nedir yani? Biz sadece Ankara olarak birbirimizi tutmuyoruz. Hocam ama ne yapıyoruz? Ben şimdi Kenan'ın bir kuşunu izlediğim zaman, Kenan'ın bir kuşunu izliyorum. Kenan ona 4 ay emek vermiş. Kuş o gün belki kırıldı. Belki yuvasında, dünediği yerde, tüneğinde orada durmadı. Misal oradan veriyorum. Ama ben kuşun hatasını görüyorum. Kenan'ın yanında çayını içiyorum, çorbasını içiyorum. Onun için diyorum, yaramaz kardeşim diyorum ya. Ya artık biraz karın ağrısı. Yani insanlar biraz birbirlerini artık çeksin. Paylaşsınlar. Paylaşsınlar abi, benim istediğim bu. Başka bir şey istemiyorum ben ya. Kimse kimse. Var mı başka diyeceğin arkadaşlar? Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sayın Metin arkadaşımız hem yönetim kurulumuzda hem hakem komitemizde hem çocukluğumuzdan beraber kuşçuluğu, kuştan biraz anlar. Buyur Metin Bey, sizin kuşçu arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz, biz oyun kuşu hakkındaki bilgilerinizi bir alalım, bir de sizi dinleyelim bakalım. Şimdi öncelikle Aydın kardeşim, buna teşekkür ediyorum ben de. Ben direkt konuya şeyden başlayayım. Şimdi biz Ankara'da Türkiye'nin en büyük kupasını düzenliyoruz. Evet. Bu kupayı düzenlerken amacımız hem Türkiye genelinde dostluklar pekişsin, hem de arkadaşlar daha iyi kuşu çıta yükseltmek amacıyla, iyi kuş bulmak maksadıyla belli bir mücadele içine sokuyoruz. Bu şekilde evet. Zaten artı hakimiyetinin zorluğunu zaten çoğumuz biliyoruz. Kolay değil. Hava şartları 12 ay boyunca. Ya zaten bu işte en çok yapılan hakemler. Aynen aynen. Çoğu bunu bilmiyor. Çünkü 12 hakemler. Aylık bir zaman bu. Zaman içinde çok kötü şartlarda gittiğimiz yerler, mekanlar oluyor. İşte artı uçurucu arkadaşlar için de zor. Uygun zaman bulmak çok zor. Belli bir zamanın içinde ancak bu kuşa hazırlanıyor. Yalnız duyduğumuz bazı şeyler zorumuza gidiyor. Ya işte kupada uçan kuşlara, kupaya hiç girmemiş, adı şanı belli olmayan bazı insanlar. Ya işte kupadaki kuşların kriterine böyle kötüler pozisyona geliyor. Ama bu şeye benziyor. Ya bir müsabaka vardır, bir maç vardır ama kenarda hayatında hiç top oynamamış bir adam. Ya ben olsam daha iyi oynardım. Hesabı yapıp kenardan konuşmaya değmez. O yüzden bu bir müsabaka, çok iyi bir mücadele. Eğer ki gerçekten kuşuna güvenen varsa buyursun bu mücadelenin içine girsin. Çünkü dediğim gibi bu aynı anda dostlukla pekiştiren bir olay. İyi kuş zaten böyle bulunuyor. Mesela şu anda çok güzel bir puanda bir kuş. Bu şu anlama geliyor. Çıta yükseldi. Abi her sene daha yükseğe gidiyor. Tabii tabii tabii. Yani, daha güzel kuşlar çıkıyor. Ve çoğu da bunu bilir. Daha... İyi kuşlar Ankara'dan çıkıyor. Bugün hangi ilde oynayan kuş varsa özünden muhakkak Ankara'dır bu. Bu net. Yavaş yavaş Ankara'da bunu anladı. Şu anda iyi kuş 3-4 yıldır Ankara'da iyice ortaya çıktı. Aldığımız puanlardan da zaten bu belli. Biz tüm kuşçu arkadaşları bu Türkiye'nin büyük kupasında hepsini bir şekilde mücadele etmeye bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Hakem heyetimizde değerli kuşçu, güvercin sevdalısı bir arkadaşımız Yusuf arkadaşımızla fikirlerini alalım. Buyur kardeşim, sen de söylemek istediğin, milletlerin istediğimiz neler? Sağ ol başkanım, teşekkür ediyorum. Köy TV'ye bize böyle bir imkan sunduğu için. Ben Ankara'ya dışarıdan katılan bir arkadaşım. Kendim Samsunluyum. Lakabım da zaten Samsunlu Yusuf Aga. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şahsen burada Türkiye'nin gerçekten en kapsamlı bir kupasında hakemlik de yapma olanağı bulduk burada. Sağ olsun başkanım bize bunu sundu. Ben şahsen oyun kuşunu iki temele oturtururum. Abilere görüşlerinin çoğuna katılıyorum. Bu iki temelden birisi rekabet, diğeri paylaşım. Bunun en güzel yanı paylaşım.
Bir insan dünyanın en güzel kuşunu dahi uçursa, yalnız başına uçurduğumda inanın bundan ben şahsen çok güzel, çok büyük kuşlar uçurduğuma inanıyorum. Ama bunu yalnız uçurup seyrettiğimde inanın hiçbir keyif almadım. Ama bir 15 metre yapan bir kuşu yanımda birileri olduğunda seyrettiğimde çok daha farklı şeyler düşündüm. Çok daha mutlu oluyordum ve oluyoruz hala. Bunun rekabet yönü de işte bu yarışmalar. Bu yarışmalar olmasa emin olun çoğu kuşçu arkadaş belki de gidip kuşuna hizmet bile etmeyecek. Tavuk gibi yerde tabii, besleyecek. Tabii. Bu çok güzel bir rekabet oluyor. Paylaşımdan kastım bir de iyi kuşları bir araya getirebilmek. Bu çok daha önemli. Burada herkes çok büyük emek içerisinde. Özellikle hakem heyeti ve kupaya gerçekten kuş uçuran yarışmacı arkadaşlar büyük bir özveriyle bu işe gönül veriyor. Bu kupalar ve bizim derneğimiz gerçekten kaliteyi arttırma adına. Evet, Metin abime katılıyorum. Şu anda güzel bir hayvan uçtu. Hatta hayvanı puanlayanlardan biri benim. Böyle bir hayvanı seyrettiğim için de mutluyum. Çıtayı gerçekten yükseltti. Bu da ayrı bir olay. Ayrı bir rekabet kattı. Tabii son 5 yılların en büyük puanını aldı. Evet, şu anda Türkiye'deki bütün yarışmalarda en yüksek İstanbul alan kuşa bile 700 fark atan bir kuş. Evet. Öyle bir kuş da Ankara'dan çıktı. Hepimizin gurur duyması lazım. Çıktı. Hepimiz destek vermemiz lazım. Köstek olmanın bir anlamı yok. Kesinlikle. Zaten birlik beraber dernekleşmemizin amacı bu. İyiye sahip olabilmek. İyiye hep beraber katkıda bulabilmek. Amacımız o. Sen de katıldığımız bu. Yusuf arkadaşım puanladı bu kuşu. Evet arkadaşlar. Kendisinde böyle bir güzel art niyetsiz çok güzel bir puanlama yaptı. Buradan kendisini başkan olarak ben kendine bıraktım bunu. Allah'la kendi arasındaydı. Evet. 21 hakkı olduğu halde hiçbir tanesini alayım almayayım diye tereddüt etmedi. Golse gol değilse değil. Aynen. Çok güzel bir hakemlik yaptı. Kuş da zaten tereddüt ettirmedi. Evet. Ben bu kupada biz de varız arkadaşlar. Herkesin içine ben sana teşekkür ederim. Sana sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Dünyanın en zor işini biz yapıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım. Başa var mı? Hamza istiyor musun? Ha? Evet arkadaşlar bir arkadaşımız da burada. Kendisi yem işi, ilaç içi, kuşçuluğa öyle bir hizmet veren bir arkadaşımız. Ve bu sene şabap kuş beslerken taklacı kuşa döndü. Çok iddialı döndü ama bir şey beklemedik. İnşallah bugünden sonra göreceğiz. Kızmıyorsun değil mi kardeş? İnşallah, doğrular. Doğrular. Ben atarsam birinciyim, yatarsam birinciyim dedi ama bir şey yok. Aynen öyle. Ben şabaptan döndüm. Ha. Şimdi ilk kuşlarımızla yaptık. Ama oyun kuşu daha güzel değil mi? Daha heyecan. Onu gördün ya. Yani. Göreceğiz. Onu tabii da göreceğiz. Daha oyunun başındayız. Şimdi bizim gördüğüm kadarıyla, dışarıdan gördüğüm kadarıyla en büyük eksiklik sağlık kuşlarda. Herkesin kümesinde aşırı derecede kuş var. Aşırı derecede yavru alıyorlar. Oyun kuşlarının en büyük başının belası fazla yavru almak. Bir. İkincisi hastalık. Hiç kimse hastalık bilmiyor. Kim şu ilacı kullanmış, iyi geldi bu ilacı kullanmış. 2 metre kümesinin içinde 50 tane kuş besleniyor. Ondan sonra bunlardan performans bekleniyor. Bu da olmaz. Yanlış. İlaç hep yanlış gidiyor. Uzman yani bu konuda arkadaşlar. En büyük yanlışlar. Yem yanlışı çok fazla. Herkes bulduğu en kötü yem veriyor. Halbuki 50 kuş besleyene kadar 5 tane besle. En kaliteli yemle besle. Zamanında uçur. Bul. 3. Uçurma hata. Yani benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan yeni geldim ama saygısız da etmek istemiyorum buradaki arkadaşlarımıza. İlaç, lütfen kusura bakmasın kimse. Yani bilmişlikle taslamıyorum. Seyistik çok zayıf. Dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Daha önce şebapken ben Türkiye genelini gezdim. Oyun kuşlarını da gördüm. Fazla derecede hırslılar. Herkes aşırı hırslılar. Biraz hırslarını yenip biraz daha sabır. Sağlıklı kuş, az kuş, öz kuş. Ankara kuşçuluk konusunda hakikaten başkent. Bunu kimse itiraz edemez. Herkes söyleyen de kendini kandırır sadece ne. Kesinlikle Türkiye'nin en iyi kuşları. En iyi kuşları da burada. Abilerim de hakikaten kutluyorum. İyi de kuş besliyorlar. Şimdi ben de bu işin içine dahil oldum. Bir de gördüğüm hiçbir kuşun ayağında boncuk yok. Bu kuşun kimliğinin olması lazım. Yaşlarını belirleyen iki tip 6 aylık dönemde iki tip bunun derneğin yapması lazım bence. Bu da bir eksiklik. Bir boncuk. Anlamadım. Bir daha ne oldu? Boncuk, ayak künye. Boncuğu, kimlik yaşı. Künye. Kimlik numarası. Her kuşun 6 aylık döneminde iki tane. Şimdi oyun kuşunda tamam güzel künye. Ama oyun kuşuna pek olmuyor halkaya. Ben olur. Onunla karşıyım. Bence olur. Yakışmıyor. Ama derneğin bunu yap. Çünkü o zaman eke kuş diye yavru uçuruluyor. Şimdi onu bize hakem heyeti biz çok eski hakim olduğumuz için bize eke diye yavru diye ekeyi
kandırma şansları yok. Kendini orada de, kendini kandır. Şimdi de, halka olayına gelince halkayı değiştirip takmak çok zor bir şey değil. Küçük standart halkalar şey da. O artık onlar onun da yolunu bulundu. Yapıyor. Bir şey daha soracağım abi mesela. Şöyle söyleyeyim sana. Hani attım kuş 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında diyoruz ya. Bizim beslediğimiz kuşlar aslında biraz yüksek uçtuğundan ötürü. Biz 5 yıl biz bu kuşu uçuramayız Ankara'da. Atmaca bize evet, birlik vermez. Şahin. Gördüm hani onu. Kimse konuşmasın. Biz işte Ankara'da mikrofon konuşma. Mikrofonu ver. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ankara'da niye yavru kuş uçuyor da erkek kuş uçmuyor muhabbeti. Ben buna açıklık getiriyorum arkadaşım. Burada herkes kuş uçuruyor. Yavru da yavru oynayacak ki ekeliğini göreceksin. Şimdi ona şöyle bir örnek verelim. Genç milli olmayan bir futbolcu amile takıma giremiyor. Aynen öyle. Biz kuşlarımızı uçuruyoruz. Bizde şey niye 5 yaş? Evet. 5 yaş, 6 yaş kuş niye olmaz bizde? Sana dile getireyim onu söyleyeyim. Bizim kuşumuz yüksek uçtuğundan dolayı biz 40 metre altı uçan kuşu Ankara kuşu besleyen insanlar beslemez bu kuşu. 40 metre altı çatı üstü uçan kuşlar bizim kuşumuz yüksek uçacak. Oyundan çıktıktan sonra gidebildiğin en üstüne çıkacak. Zamanlamasında hedefine düzgün bir şekilde gelecek. O sırada Gökdağ'ın bize delilik vermiyor abicim. Kuşumuzu alıp gidiyor. Ondan sonra Ankara'daki muhabbet şu. Niye eke kuş yok? Hepsi bu. İşte eke kuş niye yok arkadaşlar? Şimdi çok iyi bir oynayan kuşu. Ben ekeliğini gördükten sonra bir daha uçurmam. Neden uçurmam? Gökdoğan var, yerde kedi var. Yani onun için ona iyi muhafaza etmek, iyi kuşa sahip olabilmek zor. Ama i̇yi kuş onun demek... için sahip olmak için eke kuş havaya fazla verilmiyor. Çok iyi oynayan bir kuşu ben havaya atıp da Allah'ım bunu koru diyemem yani. Sayın Başkanım benim demek istediğim o değildi aslında yanlış anlaşıldı. Yok yok hiç anlaşılmadı yanlış. Kişi kuşun üreticisine saygı açısından. O boncuk orada ayağındaki ben künyesi üreticiye Aslında. Saygı kesinlikle kimin kuşu olduğunu ve ne zaman yetiştirildiğini ve o üreticiye de saygı. Önce saygı. Tabii ki saygı. Önce saygı. Emeğe saygı. Diyeyim. Emeğe saygı. Çok önce saygı. Ben şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Kusura bakma Aydın Bey çok konuşuyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 3 aşağı 5 yukarı insanlar burada herkes kendi iyi bilir beslediği kuşun kime ait olduğunu. Yani bizim kendi içimizde herkes bilir. Kimin ne beslediğini burada herkes bilir yani. Üç aşağı beş yukarı. Bizim kuşlarımızda künye muhabbetlerinde bizim kuşlarımızda atan kuş dediğimiz muhabbetler var. Bizim kuşumuzu boncuk bozuyor abi. Evet ben de fikrim. Arkadaşlar, yani boncuk bozuyor yani. Künye bozuyor. Erol Başkanım buyurun sizi alalım biraz daha. Gel başkanım. Oraya geçelim. Arkadaşlar Erol arkadaşımız Kupa'da 5 yıldır yanımızda. Çok emeği geçiyor. Kendisine çok ayrı ayrı hepinizin de teşekkür ediyoruz ve hepinizin de hakkı var. Onu zor ödersiniz. Erol estağfurullah. Ayrı ayrı estağfurullah. Hepiniz gerçekten hoş geldiniz arkadaşlar. Her şeyde herkesten bir numara öndeyiz. Çok güzel programlar yapıyor kendisi. Oyun kuşunu da seviyor. Güvercin sevdası. Çok başka boyutlarda. Evet. Benim kadar yok mesela. Ben bıraktım o sevgiyi. Başkanımdan devraldık. Elimizden geleni bir ileriye götürmeye çalışıyoruz. Tabii bu sanal dünya gerçekten insanlara çok çabuk ulaşımı sağlıyor ve iletişimi hızlandırıyor. Biz de bunu 2-3 senedir yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu da abilerle, kardeşlerle, dostlarla bir araya daha çabuk gelme, daha çabuk birbirini anlayabilmeyi sağlıyor. Bizim şu anda hani kuşluk, kuş yetiştirme hobimizi devam ettirebilmekte en büyük sorunumuz bence yer. Yani bu hobiyi bir ileriye taşıyabilecek bir imkanımız yok. Özellikle büyük şehirleşme de bulunan illerde bu imkan ortadan kalkmakta. Kuş bir yabani hayvan olarak göründüğünden dolayı buna hani yönetim, devlet büyükleri de pek izin vermiyor anladığım kadarıyla. Çoğu yerde güvercin beslemek yasak, güvercin beslemek zor. Hele ki oyun kuşu beslemek, oyun kuşunun doğasında uçma var. Uçmaya uygun şartların oluşturulması gerekiyor. Çevresinin açıklıklarının, kümes etrafının diğer hayvanlardan korunması gerekiyor. Tabii bu imkanların devlet kanalıyla karşılanmayacağı ya da belediye başkanlarının bu işlere ilgi gösterip göstermeyeceği konusunda tabii tereddütler var. Sağ olsun biz Gölbaşı'nda yaşıyoruz. Gölbaşı Belediye Başkanımız bu konuda bize bir sözü var.
İleriki dönemlerde biz bunu bekliyoruz, takipçisiyiz. İnşallah diğer ilçelerde yaşayan arkadaşlarımız da bu imkanları bulurlar ve bu hobiyi bir ileriye daha güzel bir şekilde, daha imkanlı hayvanlar ve yetiştiriciler açısından daha sağlıklı bir ortamda devam ettirebiliriz. Beklentimiz, en büyük beklentimiz bu. Yerel yönetimlerden destek alabilmek. Biz tabii görüldüğü gibi az insan topluluğu değiliz. Şu an belki burada yeterince kalabalığı görmeyebilirsiniz. Çünkü bu özel bir topluluktu. Ama böyle bir konu olsa çok insan bir araya gelecektir. Birçok insan bu hani herkesin özel imkanıyla yarattığı küçük yerlerde değil, sağlıklı hem hayvanlar açısından hem de yetiştiriciler açısından temiz ortamlarda bu hobisini yürütecek ve ilerletebilecektir. Ben inanıyorum ki böyle bir hobi dünyanın da ilgisini çekecektir. Baktığınız zaman postacılar dünyada çok büyük rantla bu işi yürütmekte. Yüz binlerce dolar konuşulmakta. Bu bir gelir kaynağı. Hatta övünç kaynağı. Bir yarışmada birinci olanın dünya tanıyabiliyor. Dünya haberlerinde yer bulabiliyor. Ama Türkiye'de görüyoruz. Yani bizim gibi Türkiye çapında bir yarış düzenleyen, turnuva düzenleyen bir derneğin bile kuşunun birincisinin, daha doğrusu o yılın birincisinin yeterince ilgi görmediğini görüyoruz. Tabii bunun da en büyük sebebi kuşu yeterince anlatamama, videolayamama, süresinde ya da zamanında seyirciye açamama. Belki bunlar da var ama inanıyorum ki bunların hepsi aşılacaktır. Bunun aşabilmenin de en büyük şeyi, aracılığı bizim gibi dernekleşerek, sırt sırta vererek, ne istediğimizi anlatarak ve bunları peşinden giderek becerebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden buraya gelen arkadaşlar, gelemeyen bu videoyu görecek, bu yayını görecek arkadaşlara sesleniyorum. Gelin bir olalım. Biz hani sadece oyun kuşu olarak bakmıyoruz bu olaya. Güvercin sevdalılarının tümünü bir arada görmek isteriz. Buna şebap, kostüm, kuşlarını besleyen, hatta her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin tüm illerinde bu işe gönül veren arkadaşları bir arada görmek isteriz ve taleplerimizi yönetimdeki abilerimize iyi anlatıp bizlerin de sağlıklı ortamlarda kuş yetiştirebileceği, hobisini, merakını devam ettirebileceği bir ortamın hazırlanmasında hep beraber olmamızı isterim. Benim söyleyebileceğim bunlar. Başka kuş arkadaşlardan, yarışmacı arkadaşlardan son iki ay bir süreç kaldı. Evet. Diyeceğim bir şeyler var mı? Ben şahsen kendim de birçok yarışmaya katılımcı olarak devam ediyorum. Bu yarışta da umudum var. Hakem olarak da umudum var. Çünkü çok hırslı arkadaşlarımız var. Çok hırslı kuşları var bu arkadaşlarımızın. Gidiyoruz, görüyoruz. Belki o anki bizim bulunduğumuz dakikada o performansı göremiyoruz. Birinci şu anda hala liderliğini devam ediyor. Ama beklenti yüksek. Arkadaşlarla sohbetlerimizde de görüyorum ki herkesin daha üst düzeyde, evet daha üst düzeyde beklentileri var. Ama bu şu demek değil, şu anki biricimizde gerçekten hakkıyla 40 üzeri bir sefer yapar. Evet, o puanlamada bulunmamıştım. Görevini yapan, çalışkan, yaptığı zaten kağıt üzerinde puanlanarak ortaya konmuş bir kuş. Tabii bir kuşun tüm özellikleri bir güzelliği oluşturur. Bu güzelliği tartamayız. Biz o anki performans, görev, evet, yaptığı görevin puanını veririz. Bu demek değildir ki hani birinci olan kuş herkesinkinden daha iyi, daha güzel, daha iyi bir soy. Yok, böyle bir şey yok tabii ki. Ama bize yapılan, yani hakem heyetinin karşısında yapılan performans olarak baktığınızda kuş görevini yapmıştır ve sahibini onur etmiştir. Güzel bir duygudur. Herkesin bu duyguyu yaşamasını dilerim. Şimdi kurulurken kuruluş amacımız birlik, beraberlikti. Biz Esen Cebeci 4 yolda dükkanlar vardı. Bilmem eski Remzi abilerin falan bilir. Çoğu fazla bilmezdi. Biz orada yer yoktu. Çok sohbet edebilmek için yolda otururken apartmandan üst katlardan bizim üzerimize bulaşık suları aktarıyordu. Ben o zaman sporcuydum. Antrenmandan gelirdim. İki kişiyi görünce konuşurduk. 5 dakika içinde bulaşık suyunu üstümüze dökerlerdi. Allah kahretsin diye herkes oraya isyan ederdi. Bizi o 4 yolda. Ben onlara bakarak hırslandım ve ilk derneği kurdum Türkiye'de.
Ankara'da ilk derneği kurdum. Dedik ki arkadaşlar gelin abilerim kardeşlerim hep beraber olalım. Evet güzellik, çok güzel bir beraberlik amacımıza ulaştık. Ulaştıktan sonra bazı rantlar ortaya çıkıyor. Mesela Aydın ayva almış, Aydın araba almış veya Erol bilmem araba almış. Herkes bir şeyler mıncıklamaya başladı. Biz ayrıştık. Ayrışınca bu işten ne oldu? Bizler zarar gördük. Tamam, yarın hep beraber kazanalım diyoruz, yine diyoruz hep beraber kazanalım. Yani derneğin amacı birlik, beraberlik. Şimdi biz cuma akşamları burada 500 bin kişi eskiler oturur, bak bunlar ufaklıklarla bile yürüyerek derdik diyor. Bırakıp gidemezdik, çoğu arkadaşımız ufaktı, biz eve dolmuş, kaçardı, biz yürüyerek derdik diye. Öyle bir hayranlıklar var. Biz o günleri kaybettik ama o günleri kazanmak istiyoruz. Gelin bir olalım, hep beraber bir cuma akşamları toplanalım. Kim ne istiyorsa, rant mı istiyor, ihale mi yapmak istiyor, bu dükkan yapmak isteyen herkese açık. Ben herkese duyuruyorum burada. Kim ne yapmak istiyorsa dükkan anahtarı orada. Biz sadece birlik, beraberlik, eskiden bir arkadaşımızın hastasından, düğününden, her şeyinden haberimiz olurdu. Şimdi inanın duyuyoruz, aa öyle mi olmuş, böyle mi olmuş? Gelin birlik, beraber olalım. Bizim dernek amacımız birlik ve beraberlik içinde uçan kuşlara, uçurucu arkadaşlara destek olalım. İyi kuşlarını piyasalara düşmemiş, iyi kuşu kötülemeyelim, iyi kuş değerini bulsun. Bu değil mi yani amaç? İyi kuşu görmek değil mi arkadaşlar amacımız? İyi kuşu uçurana da destek olmak amaç değil mi? İyi kuşu uçurana, anam bir telefon geliyor, o aradı, bu aradı, şu aradı, abi şöyle olmuş, böyle olmuş. Gerek yok ya, takdir etmek, tebrik etmek en güzeli. Sonra uçuran kuşlar kapı açık, herkes gidip seyredebilir. Yarışmalarda herkes aynı kuşu seyredebilir. Kimseye niye geldin diyen yok. Bugün denilmedi bir ayhan arkadaşımız. Kuş uçurdu, bugün 40-50 kişi oldu. Olmadı mı arkadaşlar? Niye geldin diyen oldu mu gelene? Yok, herkes seyredebilir. Lütfen bu ayrıştırmadan vazgeçelim. Yani tebrik edelim, birinci olanlara takdir edelim, kötüyü de iyidir tartışmasına hiç girmeyelim. Benim de diyeceklerim bu kadar. Şimdi diyecek bir arkadaşlarım var mı bir şeyler arkadaşlar? Evet. Konuşmacı olan, ben de konuşmak söz almak isteyen arkadaşımız şimdi, var mı? Ayhan Bey konuşmak ister misin? Sen bugün konuştun, gel bir daha konuş diyor. Evet arkadaşlar, şu anda hem birinci hem ikinci arkadaşımız Ayhan. Ayhan da sabah 8'de 6'da kalkıyor. Hava kararadar emek veriyor. Hem de ekiple birlikte. Bir kişi değil, onun tek başarı ona ait değil. Zaten bu iş ekip işi. Aydın Başkan, bir önerim olacak eğer müsaade edersen bu programda. Bir hemen ufak bir yaş tespiti yapıp en yaş aralığı, en büyük ve en küçüğü hep bir söz vermek isterim. Yani eğer tabii arkadaşlar da katılırsa. Yaşı da, en küçük olandan mı başlayalım? Fark etmez, en büyük ya da en küçük. En küçük yaş olan kim var arkadaşlar? O zaman iki arkadaşı bir araya getirip bir şöyle konuştursak bence güzel bir anı olur. Yani arada 50 yıl gibi bir süre var. Evet. Şimdi Remzi abim, Remzi abi 50 yıl boyunca iyi kuş olarak hangi renkleri uçurdun? Neler gördün bu yaşamada? İyi kuş ilk başta aranacak özellik kuşun yerine konması. Uçan kuşun yerine konması. Kuşun duydunuz arkadaşlar, atması, taklası en büyük özelliklerinden birisi yerine hakimiyet sağlaması. Hani kuşu uçurursun, yerini bilmezse o kuş senin değildir. Yani bu kuş ahlakı. Evet, kuş ahlakı, temiz ahlak. Kuşta aranacak en büyük özellik bu. Evet. Bizim için de abi güzel bir performans yapıp taklalı inmesi daha iyi. Evet arkadaşlar, 25 ile 72 yaş arasındaki iki özellikten birisi. Evet, birisi evine inecek, biri taklalı inecek. Zaten 3 tane kötü huyu olanı besleyen taklacı kuşta kendini kan. 1. Evine inmeyen. 2. Taklası zırt diye yapışan. Yapışan diyoruz yani, yapışan yabani gibi. Taklasız konan kuş, üçüncüsü de kanat açan kuş. 3 tane kötü özelliği besleyen arkadaşlar bu işte başarı olma şansları çok az. Abi en aklında kalan en iyi kuş hangi kuş? Bendekini anlat abi. En iyi kuş fazla gecikmeden oyuna gelen kuş. Nerede evet. Seyrettin abi? Uçurdun mu, seyrettin mi? Nerede gördün abi? Uçurdum, seyrettirdim. Nasıl bir kuştu abi tarif edersen şöyle zamanlama renk. Beyaz uçurdum. Beyazmış bak, beyaz. Beyaz uçurdum. Evet. Sarı yavru da veriyorlardı. Evet. Uzaktan atıp yere yakın kalıyordu. Adam boyundan aşağı inip. Evet.
taban taklasını vurduktan sonra ayaklarını göğsüne toplayıp yukarıya doğru son süratle kanat sesiyle 6-7 takla yapıp her taklanın arasını bir direk açarak maşallah oynuyordu. Maşallah. Ne kadar havada kalıyordu? 3 saat, 2,5 saat, 3 saat civarında uçuyordu. Evet, kaç seferle bağlıyordu 100 saati? 40 sefer, 50 sefer yapıyordu. Maşallah. Bir minare oynuyordu. Maşallah. Maşallah. Her taklanın arasını bir direk açıyordu. Efendim? Hangi yıldı? Hangi yıl aralığında? 1980 ile 2000 arasında. O zamanlar diyordum. Remzi evet. Abinin evet. Sarıları diye. Evet. Elime geçti, bir şey oynamadım. Doğru. Evet. Remzi abim Yavuz. Evet, sen nasıl bir kuşun? Unutma bak, şöyle bak. Abi, Sayın Başkanımız, geçen sene bir bozkirli erkek uçurdunuz. Evet. Çok güzel bir hayvandı. 17-18 tane atlayıp maşallah. 2 metreye girip tavana vurunca 30-40 metre gidiyordu 7-8. Taklayla. O mu aklındaki kuş? Aklımızdaki kuş o. Teşekkür Atışı abi. Da güzel bir hayvandı. Maşallah. Maşallah güzel hayvan yetiştirdi. Evet arkadaşlar. Boşluk onu anlat. Evet abi ismim Seraj Ayhan. Oyun kuşu sevdalısıyım abi. Oyun kuşunu çok seviyorum. Kuşu oynatan adamın o anki arzusunu, isteğini yani karşılayamazsınız. Öyle seviyor, öyle oynuyor kuş. Yani milyar milyar trilyon versen o dakika o zevki hiçbir şeyi benden alamazsın. Kuşu oynatmak zor, evet zor. Nasıl zor? Bilmeyene zor. Kuşu oynatmak kolay. Ben senenin 12 ayı kuş uçuruyorum, evet. Uçuruyorum, oynatıyorum. İyi veya kötü elimdeki malzemeye göre kuşumu oynatıyorum. Başarılıyım. Herkesin böyle kuşlar uçurmasını temenni ediyorum. Arzuluyorum. Herkes de iyisi olsun. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Abi, evet arkadaşlar aramızda bir çok eski bir kuşçu Ayhan bir yerdeyiz. Gel abi. Ha, gel. Çok eski bir kuşçu abimiz var, iyi kuşçu kendisi. Bir Başkanım onun teşekkür ederim. Ne istiyorsun abi, gençlerden ne istiyorsun, ne yapmamız lazım? Gençlerin bir kere saygılı olması lazım kuşçulukta. Evet. Bir de kuşun bence 3 şartı lazım. Baştan başlarsak. Bir kere kuş meziyetli olacak, uçma yeteneği olacak kuşun ilk başında. İkinci seferde yani uçma yeteneği derken gezmesi diyorsun tabii, değil mi? Gezmesi, süresi yok. Yani kanat sallama abi, gücü kabiliyeti olacak. Ondan sonra yerine konacak. Evet. İkinci şartı. Üçüncü şartı bence oynarsa o zaman oynasın. Evet. Çünkü öyle birinci şartı. Uçmazsa bir işe yaramıyor. Uçuyor yerine konmuyor, gidiyor başka yere konuyor. O kuş zaten senin değil, başkasının kuşu. Yani ilk önce bence kuşun üç şartı lazım. Şimdi ben 68 yaşındayım. Babam da kuşçuydu. Aradan doğma kuşçuyum. Evet. Bu kuş biraz da yani emek istiyor. Güzel bakmak gerekiyor. Hizmet etmek gerekiyor. Yani çocuk gibi bakmak lazım kuşa. Ama tabi arkadaşlar bazıları çok kötü yerlerde ortamda besliyorlar kuşları. Yani iyi bir ortamda beslemiyorlar. İyi bakmıyorlar. Ondan sonra kuş uçmuyor diyor. Yok oynamıyor diyor. Ama iyi hizmet eder, iyi bakarsan kuşun oynamama ihtimali yok. Az yani. Ben teşekkür ederim. Benim buradan bütün kuşçu arkadaşlarıma tek bir tavsiyem var. Oyun kuşu besleyen, oyun kuşu uçuran arkadaşlar lütfen her atlayanı atlıyor zannetmesin. Her oynayanı oynuyor zannetmesin. Besledikleri hayvanın temposunu, deparını iyi gözlemlesinler. Yani kendilerini kandırmasınlar. Benden tavsiyem bu. Bütün kuşçu arkadaşlara bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel sohbet için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinizin ayağına sağlık. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok kuş var. Meşhur kuşlardan da var içinde. O ulaşılamayan kuşlardan bak takkallar. Çok meşhur kuşlar. Şunları çıkart yukarı abim sana zahmet. Kuşların taban fiyatları 50'şer lira öyle mi abi? Elden aşağı fiyat vermeyin. Çünkü vermiyor elden aşağı. Güzel kuşlar var. Fiyat veren var mı arkadaşlar kuşlar şimdi? Bakın boz dumanlı takkallar var. Meşhur bu kuşlar. Bunlar boz dumanlı takkallar meşhur. Bozlar var. Fiyat veren var mı? Fiyat veren var mı arkadaşlar? Beyler, fiyat veren var mı kuşlara? Fiyat veren, bak güzel alalar var. Evet.
Boskili takkallar var bakın. Oturun bir arkadaşlar. Lütfen bir oturun hadi. Hadi arkadaşlar. Hangi takkal abi? Boskili takkalı dişi evet. Fiyat veren var mı? Heh. 3 takkalıya 100 lira. Beyler. Arkadaşlar bir sessiz. Abi 3 takkalıya 120 lira diyor. Bir sifte yapalım. 3 takkalı hangisi abi? 120'yi alıyorum sana. Şu boz dumanlı. Bir de boz mu var? Hani nerede o boz takkalı? Tamam mı? Evet arkadaşlar. 120'ye satıyorum. 120'ye sat. Sattım yaz abi 120. Ver arkadaşa kutuyu. Arkadaşlar bu çok oynayan kuşlar var bunun içinde. Çok uzun oynayan kuşlar var. Abi bu kirli erkek o erkek mi? Vallahi abi. Arkadaşlar erkeğe ihtiyacı olan var mı? Bak hem kuşun kendisi hem yavrusu oynamış bir kuş. Erkeğe ihtiyacı olan var mı? Uzun süre diyorlar ya uzun süre oynayan kuşadan birisi o kuş. Fiyat veren var mı? Şşş beyler. Fiyat veren var mı arkadaşlar? Evet Gölbaş Seyat buyurun. Gelin hoş geldiniz. Pardon Polatlı arkadaşlar kafam karıştı özür dilerim. Gelin. Arkadaşlar inanın iyi kuşlar var. Almak isteyen arkadaşlar sahiplensin. Bak iyi kuşlar var. Var mı başka fiyat veren? Güzel kuşlar. Aynı şekilde benden parasını kuş kötü de çıktı olan benden parasını. Çok kuş var izi abi. Çok. Var mı fiyat veren? Fiyat veren yoksa kalkıyor kuşlar. Var mı? Bu yanarda nerede onlar mı abi? He? Evet hep meşhur. Çok meşhurlar var burada. Kapılarında 1, 2, 5 alamazsınız yani. Bozdumanlar çok uçar, çok kaçar. Var mı fiyat veren arkadaşlar? Yoksa kalkıyor. Kalk. De. Hadi sizin kuşlar getir bir. Gel buraya gel. Gel kuşlarını getir. Arkadaşlar daha bir hafta önce arkadaş kupaya kuş uçurdu. Güzel kuşları var. Uçurduğu kuşların da kardeşlerinin soyunu sopunu azaltmak için getirdi. Ben arkadaşım bütün kuşlarına kefilim. Topla bunları sana zahmet. Beyaz o beyaz mı? Arkadaşlar ben şu kuşu gördüm. Kuşun bir hatası arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuş 15-20 metre oynuyor. Gözümle gördüm. Alasın bile vardı kuşa. Arap bak oynayan bir kuş satıyor. Sizde olmayan oynayan bir kuş satıyorum. Bakın kuş, iyi kuşu sahiplenin. Bu kuş kuşu olmayanlara diyorum. Ya neyse özür ağzımdan öyle bir şey demek kaydı. Oynayan bir kuş arkadaşlar sizde olmayan demek yani şu anda oynamayan demek. İşte hazır olmayan, hazır olan bir kuş anlatıyor. Arkadaşlar hazır. Kuş hazır. Kim alırsa 15-20 metre, yarım metre yere kalıyor. 4-5-6 dakikada yapıyor. Ben gördüm bu kuşu. Kuşun hatası ellemiş. O da tüyde. Ama kapatmış kuş. Alın şıkır şıkır. Hem de ne biçim yapıştırıyor. Kuşum yok diye alıp uçursun. Niye üzülüyorsunuz bu kadar ya? Hazır kuş getirmiş. Arkadaşın kendi damızlı, kapı malı. Bozuman'da başa getirdin var mı uçanlardan? Arkadaş, inan güzel kuş. Kim alırsa alsın uçursun. Ben kefilim. Ben kefilim. Gene uçan bir kuş bakın. Hazır uçan kuşlardan. Şunu da yukarı koy. Dişi. Beyaz dişi. Dimdik
aynı eksende de fışkırıyor. 15 metre, 20 metre ben gözümle gördüm. Bir gün bir sefer yaptı. Abi yarın uçurayım bu kuş 10 sefer yapar dedi. Evet yarın uçurdu 11 sefer yaptı kuş. Bir gün önce yatıklı yatan kuştu yani. İki kere uçunca uçuyor bu dedi. Güzel bir yavru. Sahip olmak isteyen var mı? 3 feki kalmış zaten. Alacak tüyden çıkınca uçuracak. Bunlar kadar değil mi hepsi? Bunlar hep yavru. Bunlar da hep aynı. Güzel kuşları var. Kupaya uçurdukları kuşlar güzeldi. Gök de güzelmiş maşallah. Aferin. Var mı fiyat veren arkadaşlar? Beyaza fiyat veren var mı? Yok. Kuş. Kuş yüzün üstü arkadaşlar. Kuş güzel. Güzel bir hayvan. Almak, sahiplenmek, uçurmak için almış. Ben gözümle gördüm. Beğenmenden gel alalım. Aferin lan kuş. Evet arkadaşlar var mı başka fiyat veren var mı beğenip? Fiyat veren var mı? Yok. Demek ki kuşa ihtiyacı yok. Bu kadar değil mi hepsi? Yok hepsi bu ya. Evet arkadaşlar fiyat veren yoksa beyaza fiyat veren var mı başka? Kuşu olmayanlar. Sazcı. Senin kuşlarından güzel al kupaya uçur haftaya. Güzel oynayan bir beyaz var. Mastik gibi kuşlar ya. Toptan fiyat veren var mı kuşlara? Toptan fiyat veren var mı? Ben yarışmada yokum ki. Hırsım yok. O... Yok ben kendi kuşumu uçururum. Bana ne Füzun abi? Var mı arkadaşlar fiyat veren? Yoksa kalkıyor kuşlar. Kalkıyor. Fiyat toptan veren var mı? Ver bir fiyat bakalım. 2, 4, 6, 7 kuş var. 200 lira toptan yedim. Güzel hep uçan kuşlar, iyi kuşlar. Fiyat veren var mı kuşlara? Kaç? Müjdesini alıp verelim mi güzelliği? Heh. Arkadaşlar. Arkadaş da alıp satıyorum diye. 150 toptan verildi. Artıran var mı? İyi kuşlar. Bir tane kuşun parası. Var mı fiyat veren? Ne diyorsun kardeş? Ver abi diyorsan vereyim. Vallahi alan da arkadaşımız. Bu da ekmek diyor ama yazık kuşlara. O da alıp satıyor. Beslese güle güle beslenecek. Alıp satıyor. Ayağa gitse beslemez. Satıyor çünkü. Var mı arkadaşlar oynayan kuşlara fiyat veren? Evet 160 verilmiş. 160'a 165'e satıyorum. Yüzdesini aldım. 165 birader. Olan... 65'e bende. Yok 65 dedi. Sen ye... 170'e satıyorum. Var mı artıran başka? 170'e kuşları sat. Güzel kuşlar güle güle beslesin. Hazır kuşlar kardeş. Şu kuşu ben seyrettim. Satıyorum. 170'e Polatlı'ya sat. Sattım. Getir kutuyu kardeş. Sattıldı kuşlar. Hopla. Abi tamam çıkartıyorum ben. Kahraman nerede kuşlar? Burhan Bey kuş sizin. Nerede şunlar mı? Beyler kahraman iyi kuşçu. Kuşları da güzel. 2, 4, 6, 8, 10 tane kuş getirmiş. Maşallah. Bozkirli erkek de güzel. Hepsi bundan güzel.
Fiyat veren var mı kuşlara? 10 tane kuşa fiyat veren var mı? On tanesi 200 lira. Kahramanı öldürsen vermez. 10 tanesi 200 lira. Var mı fiyat veren? Maşallah, mintorozu gibi boz gibi. Çıkar da çıkar. Evet, paslı benekli takkallar. Tanesi çifti 500 lira beyler. Beşer 100 lira çift. Beşer 100 lira çifti takkallar. Takkalları da güzel bak, pasları var. Al bir bozkili takkalı. Boz benekli takkalı erkek. Çifti beşer 100 lira beyler, buyurun. Çoğaltmak isteyenler, meraklananlar. Takkalı takkalı diyenler, alın takkallar. Paslı takkallar, buyurun. Çifti beşer 100 lira. Hem de Ayhan'dan gelme budamızlık. Ayhan dedim, hangi Ayhan? Şeydeki Ayhan. Meşhur Antalya'daki Ayhan'dan. Anne babalarını o satmış. Onun kuşlarının kanı. Bakın boz takkalı, paslı. Bakın paslına bakın. Pasları takkalı, üç herifi. Güzel hayvan. Alın hep takkalı bak. Siz takkalıya gitmeyin. Biz takkalıyı getiririz. Bak bunlar hep meşhurlar. Oyun kuşu gibi. Beyler iyiden illa güzel, çok hepsi güzel çıkacak hali yok. Nasıl oyun kuşu %1 çıkıyor? Bunları da öyle. 500'den aşağı yok. 17 liraya 15 liraya alınmış bundan anne babalar. Ebededeleri pardon. Evet 500 lira verildi. Başka veren var mı? 500 lira verildi arkadaşlar bir çiftine. Başka veren yok. Vermedik zaten, ona da vermiyoruz. Çok üstün olacak. 500 verildi. 700 verildi. 700'ü de vermiyor. Kuşlar kalkıyor. Kuşlar kalkıyor. Arkadaş 700 veriyor da montlu. Seçelim bir çiftine 700 veririm diyor. Evet. Başka veren var mı? Kuşlar kalkıyor. Kalktı. Topla kardeş. Evet beyler. 50'şer lira da bunların tanesi. 50'şer lira. Fiyat veren verebilir. Tane 50'şer lira. Bak bunlar da takkalı. Çekil şu kameranın. 50'şer lira. Bozkili, takkalı, dişi bak. Erkek var, dişi var. 50'şer lira. Var mı fiyat verenler? Tekleme fiyat verenler var mı? Evet, fiyat veren tekleme var mı arkadaşlar? 2, 4, 6, 7'sine fiyat veren var mı? 7'si 500. 7'si 500. Fiyat veren yoksa kuşlar kalkıyor. Fiyat verene ver mi diyorsun? Normal fiyat verene de ver, ben götürmeyeceğim diyor. Normal fiyat veren var mı arkadaşlar? 2, 4, 6, 7 kuş 100 lira. 7 takkalı 100 lira. 110 diyor. 110 o diyor. 120. 120'ye satıyorum. 130'a satıyorum. 130 oldu. Satıyorum. Dur vermedik ya. Durun vermedik. Çıksın diye satıyorum diyor. Evet. 130'da kaldı kuşlarımız. 2, 4, 6 tane kuş. 7 tane pardon. Yedi kuş 130 satıyorum. Saat. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne? Akbaş anası babası. Akbaş kandırmışlar seni. 130'a saat. Var mı veren? Sattım. Öyle takkal alacaksın. Takkal yavru olacak. Parayı basacaklar. Vay yavrum. Ne hayaller o hayaller. Çıkıyor kardeş. O hayalleri ne kurdular biliyor musun? Bazı Kur'anlar da var.